Selam sevgili dostlar. Değerli arkadaşlar, kendi kullandığım cihazların incelemesini elimden geldiği kadar yapmaya gayret ediyorum. Bu bağlamda da şu an önümde gördüğüm Grundig markasının Bluetooth Speaker Band model harici hoparlörünü sizlere elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben cihazı alalı birkaç ay kadar oldu. Bu süre zarfında edindiğim izlenimleri videoda yine sizlere yansıtmaya çalışacağım. Öncelikle söylemeliyim ki Cihaz oldukça hoş, güzel bir kutuda geliyor arkadaşlar. Kutunun ön yüzünde cihazın şöyle geniş bir resmi var. Yine diğer tarafında cihazımızın kimi özellikleri yer alıyor. Bunlara daha sonra değineceğiz. O yüzden fazla uzatmadan geçiyorum. Kutu açılışına geçelim ve incelememize devam edelim. Şöyle kutumuzu açtık. Ve içinden alışa geldiği üzere bir adet kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bunda Türkçe dil desteği var. Bizim için önemli olan bu. Kenara alıyoruz. Ve şurada çıkarabilirsek bir adet şarj kablomuz var arkadaşlar. Cihazımızı Type-C girişiyle şarj ediyoruz. Ve cihazımızın kendisi kutuda yer alıyor. Hemen şöyle çıkartıyoruz. Gereksiz ayrıntılardan kurtarıyoruz. Kenara atıyoruz. Şöyle hepsini salladık ambalajından da çıkartalım. Evet, Grundig Speaker neydi tam modeli? Bluetooth Speaker Band model hoparlörümüz şu an tüm haşmetiyle gözümüzün önünde arkadaşlar. Cihazın malzeme yapısından başlayalım. Oldukça hoş görünüyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi olarak premium bir his verdiğini söylemek mümkün. Orta kısmı kumaş bir yapıda. Sağ ve sol kısımlar şu kısmı metalik olması lazım. Şu kısmı da plastik olmak üzere iki tür malzemeden yapılmış. Dolayısıyla malzeme kalitesi olarak oldukça hoş olduğunu söylemek mümkün. Daha üst markaların daha yüksek fiyatlı modellerinden bana göre malzeme kalitesi olarak herhangi bir farkı görünmüyor arkadaşlar. İlk izlenim olarak bunu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Üzerindeki tuşlara ve giriş çıkışlara gelirsek hemen onları size söyleyeyim. Şurada geniş bir LCD ekranımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada cihazın bilgilerini çok rahatlıkla rahat bir şekilde bu geniş ekranda görebiliyoruz. Hemen şu ilk sıra cihazımızı açma kapama tuşumuz yer alıyor. 1 ila 5 arası numaralandırılmış, numaralandırılmış kısımlar ise kısa yol tuşlarımız. Hemen şurada artı ve eksi olarak ses yükseltme ve ses alçaltma tuşları yer alıyor bu kısma geldiğimizde şurada mode tuşumuz var mod tuşumuz var bu butonu kullanarak cihazdaki 4 adet özelliği seçerek kullanabiliyoruz arkadaşlar bu 4 adet özellik ne derseniz hemen onlardan size bahsedeyim cihazın bluetooth özelliği var arkadaşlar bu özelliği kullanarak telefonumuzdaki tabletimizdeki laptopumuzdaki müzikleri bu hoparlör vasıtasıyla daha geniş bir şekilde daha yüksek bir ses kalitesiyle dinleyebiliyoruz. FM radyo özelliği ikinci olarak bu hoparlörü kullanarak 30 adede kadar FM radyosunu hafızaya alıp dinleyebiliyoruz. DAB özelliği var arkadaşlar. DAB diye yazılıyor. Bunun da açılımını kısaca size söyleyeyim. Dijital ses yayını anlamına geliyor bu DAB arkadaşlar. Yani normal radyo yayınlarından farklı olarak daha kaliteli bir yayın sunduklarını, yayın dinleyebileceğimizi bizlere vaat ediyor bu özellik. Bir de AUX in özelliğimiz var arkadaşlar. AUX in özelliğini kullanarak yine Bluetooth hoparlörü bir ses kablosu yardımıyla herhangi bir laptopa veya tablete kablo yardımıyla bağlayıp bu şekilde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kısmında Hemen yan tarafında ön ayar bellek tuşumuz mevcut. Bu tuşu kullanarak cihazla ilgili kimi ayarları yapabiliyoruz. Yine yan tarafta tarama ve bilgi butonumuz mevcut. Bu butonu kullanarak da cihazdaki radyo kanalında kanallarını taratıp hafızaya işlemini yapabiliyoruz. Hemen yandaki butonumuz ise çalma ve durdurma işlemini görüyor arkadaşlar. Yine şu iki kısımdaki butonumuz bir sonraki FM istasyonu veya bir sonraki parça veya bir önceki FM istasyonu veya bir önceki parça olarak kullanabiliyoruz. Bunu da temiz söylemiştik. Bu ses azaltma tuşumuz. Arka kısma geldiğimizde şurada bir adet Type-C girişimiz mevcut. Bu yuvayı kullanarak Bluetooth hoparlörümüzü şarj edebiliyoruz. Yine AUX-in girişimiz bu kısımda yer alıyor. Bir de reset deliğimiz var arkadaşlar. Cihazı fabrika ayarlarına getirmek için bu deliği kullanıyoruz ve yine şurada bir adet FM radyo dinlemek için antenimiz bizi karşılığı şöyle. Cihazdaki butonların ve giriş çıkışların işlevleri aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hoparlörümüzü şöyle power düğmesine basıp açıyoruz. Bu şekilde cihazımızı açmış olduk. Ben sesi kıstım arkadaşlar. Videoda sesimi bastırmasın diye. Bu şekilde cihazımızı açtığımızda şu mod tuşunu kullanarak hangi özelliğini kullanmak istiyorsak onu açıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada bir Bluetooth modunu açtık biz. Bu modu kullanarak cihazımızı cep telefonu, tablet ve laptopu bağlayıp bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine AUX özelliği şuradaki AUX girişi yardımıyla yine bir ses kablosu yardımıyla cihazımızı başka bir cihaza bu kablo yardımıyla rahatlıkla bağlayabiliyoruz arkadaşlar. DAP özelliğini açabiliyoruz. Şimdi temin bahsettiik arkadaşlar bu DAP özelliğini ben bu özelliği kullanarak tarama yaptığımda herhangi bir kanal bulamadım. Dolayısıyla bu DAP yayın yapan bir radyo istasyonuna ben denk gelemedim arkadaşlar. Dolayısıyla cihazın bu özelliğini şu anda kullanmak pek mümkün görünmüyor. Şurada da FM özelliğini açtığımızda 30 taneye kadar radyo istasyonunu hafızaya alıp dinleme imkanına sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Yine siz bu gerekli ayarları manuel olarak da şu tuşlar yardımıyla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine şuradaki birden 5'e kadar olan butonları kullanarak istediğimiz, daha sık dinlediğimiz, daha çok dinlediğimiz 5 adet radyo istasyonunu 1'den 5'e kadar açıp dinleme imkanına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir adet işte antenimiz bizi karşılıyor arkadaşlar. Benim cihazı ben cihazı kullanırken bu anten kapalı olarak radyo istasyonlarını dinlemeye teşebbüs ettiğimde çok iyi bir verim alamadığımı söylemem gerekiyor arkadaşlar hışırtı cızırtı vesaire çok oluyor. O yüzden bu anteni illaki kullanmanız gerekecek. Bu anteni kullandığımız zaman ise dinlediğim radyo istasyonlarında oldukça kaliteli, cızırtısız bir ses alabildiğimi söylemek gerekiyor arkadaş. Yani cihaz herhangi bir şekilde radyo istasyonlarını çalmada bize bir sorun yaşatmıyor diye söyleyebiliyorum. Bütün bu butonların işlevini vesairesini özelliklerini söyledikten sonra en başta söyleyeceğimiz şeyi ben şimdi söyleyeyim. Cihazın da özelliklerini hemen e, e, bahsedeyim size kısaca. Cihazda arkadaşlar 2000 mAh pil var. 5 Watt gerçek ses çıkış gücü yer alıyor arkadaşlar. Şöyle iki tane hoparlörü var solda ve sağda. Bu 2000 mAh pil bize 8 saat çalma süresi verdiğini söylüyor guru. Ancak ben bu süreyi elde etmediğimi söylemek istiyorum. Daha sonra söyleyeceğim size zaten. Bluetooth 5.0 ile 30 metreye kadar çalışma mesafesi yer alıyor bu cihazın. Çift pasif radyatör ile telefonumuzdaki ve telefonumuzdaki müzikleri ve favori radyo istasyonlarımızı bu cihaz yardımıyla rahatlıkla dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Piyasada 3 çeşit rengi var. Kahverengi siyah ve yeşil. Benim aldığım renk yeşil renk. Yeşil renginde çok premium bir görüntü verdiğini söylemek istiyorum. Yani çok güzel kaliteli bir e, yani renk olarak benim oldukça hoşuma gitti bu yeşil rengi. Ama diğer iki renkte de tercihinizi kullanabiliyorsunuz. Piyasada da şu an en son baktığımızda arkadaşlar cihazın fiyatı 900 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Ben aldığımda 950 TL idi. Piyasayı takip etmenizde fayda var. 900 ila 1000 TL arası bir rakamla bu hoparlörü piyasadan edinmeniz mümkün. Piyasayı takip edin. Şimdi cihazın biraz ses kalitesine bakalım arkadaşlar. Şu şekilde herhangi bir radyo istasyonunu açıp size e, Elden geldiği kadar ses kalitesini ve ses yüksekliğini göstermeye çalışayım. Kısa yol tuşlarına atadığım Power FM istasyonunu açtık. Bu şekilde en son ses yüksekliğinde ses bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Radyoda hoparlörümüzün ses yüksekliği çok çok fazla bana göre aşırı bile fazla. Evde dinlediğimizde, koyduğum odanın dışında da neredeyse bütün evde çan 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 baya bir yüksek sesle her taraftan rahatlıkla duyulabiliyor. Ancak Bluetooth özelliklerini kullanarak cep telefonundaki müzikleri açtığımızda bu ses yüksekliğinin Radyodaki ses çıkış gücüne göre biraz daha e, düşük kaldığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Ses kalitesi olarak da ben öyle ses teknisyeni, ses profesyonu falan değilim ama baslar falan yani e, radyolarda radyo çalarken oldukça iyi çıktığını söylemek istiyorum. Herhangi bir cızırtı, işte e, patırtı, kırıntı, dırıltı herhangi bir şey duyulmuyor arkadaşlar. Şimdi bir de hoparlörü Bluetooth hoparlör özelliğini açıp Tablet çıkan sese bir bakalım arkadaşlar. Tableti açıyorum şimdi. Evet arkadaşlar cihazımızdaki bluetooth özelliğini kullanarak müziğimizi çaldığımızda bu şekilde bir ses elde ediyoruz. Bana göre ses yüksekliği bir tık daha yüksek olabilirdi. Ancak buradaki kullanılan hoparlöre Normal tabi daha fazla yüksek ses elde etmek istiyorsanız ona göre de bütçenizi daha yukarıya gerekecek, çıkartmanız gerekecek arkadaşlar. O yüzden 5 Watt gerçek ses çıkış gücüne göre ses yüksekliği bana gayet yeterli geldi şu an. Ses kalitesi de dediğim gibi ben bu işin o kadar pimpirikli uzmanı falan değilim ama ses kalitesi olarak da tatmin edici bir durum elde ettiğimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Kapalı ortamlarda bu hoparlörün ses yüksekliği ve ses kalitesi sizi tatmin edecektir. Evet başka da söyleyecek bir şeyimiz kaldı mı onu düşünüyorum şimdi. Başka da cihazla ilgili isterseniz cihazın ben kendime göre artıları ve eksilerini size söyleyeyim. Cihazın artıları arkadaşlar Type-C bağlantı olması. Kimi hoparlörlerde hala Micro USB bağlantısının kullanıldığını görüyoruz. Type-C bağlantı girişi olması gayet güzel olmuş. Malzeme kalitesi size kesinlikle premium bir cihaz aldığınızı çok rahatlıkla hissediyor arkadaşlar. Grundig bu anlamda güzel iş çıkarmış. Şarj süresine geldiğimizde ise 2000 miliamperlik bir batarya var cihazda. Bu batarya ile 8 saat şarj süresi olduğunu söylemiş Grundig. Ancak bunun siz yarısını düşünmenizi tavsiye ederim. Yani %50-%60 ses seviyelerinde cihazı 4-5 saat çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine cihazın şarj olma süresi 2 saat gibi bir süre. Radyo çekim gücü de gayet güzel arkadaşlar ama size illaki bu anteni kullanmanızı tavsiye edeceğim. Antensiz kesinlikle radyolar çok iyi çalışmıyor. Cızırtılı, e, patırtılı, kırıntılı sesler çıkıyor. Fiyat olarak işte 900 TL gibi bir rakamı var. 900 TL ile 1000 TL arası bu cihazı piyasada bulabiliyorsunuz. Fiyatı da gayet uygun. Eksi yanlarına gelir şarjı daha iyi olabilirdi. Bunu da istediğimiz zaman mebla yükselecek. O yüzden fiyatına göre şarj durumu da şu an için normal görünüyor. Ancak yine tek eksi yan olarak cihazda bir USB girişinin olmamasını veya micro SD kart girişinin olmamasını söyleyebiliriz. Bu giriş olsaydı flash bellekteki veya micro SD karttaki müziklerimizi herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan hoparlörümüz üzerinde de dinleyebilecektik. Bu da herkes için çok önemli olmayabilir tabi. 900 ila 1000 TL gibi bir bütçeniz varsa bu fiyat aralığında bir bluetooth hoparlör bakıyorsanız Grundein bu modelini çok rahatlıkla size tavsiye edebilirim benim cep telefonunda radyo özelliği olduğu halde ben bugüne kadar hiç kullanmadım o radyo özelliğini. Biliyorsunuz kulaklık takmak gerekiyor anten görevi görmesi için falan filan. Ancak bu hoparlörü aldıktan sonra tekrar radyo dinlemeye başladım. bu cihazı bu fiyat aralığında sizlere çok rahatlıkla tavsiye edebilirim arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenip paylaşabiliriz. Yine destekleriniz önemli. Kanala abone olabilirsiniz. Diğer arkadaşlarına bu kanaldan bahsedebilirsiniz. Başka bir videoda daha başka bir cihaz incelemesinde daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi